Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 21 Temmuz Cuma. Karadeniz bölgesi dışında tüm yurt Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisine girdi. İstanbul ve Ankara'da en az 35 derece olan hava sıcaklığı, İzmir ve Muğla'da 40 dereceye çıkacak. Şimdi haberler. Kalabalık bir heyetle Körfez ülkeleri turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış kaynak arayışıyla başlattığı gezilerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde imzalanan ve $50.7 milyar değerindeki anlaşmalarla tamamladı. Anlaşmalar maddelerinde, iki ülke arasında suçluların iadesi ile ilgili mutabakatta bulunuyor. Bu kapsamda ayrıca iki ülke liderlerinin başkanlık edeceği yüksek düzeyli stratejik konsey kurulacak. İki ülke arasında imzalanan 14 yeni belgeye göre enerjiden inşaata birçok alanda işbirliği yapılacak. Abu Dhabi Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada da deprem bölgesinin yeniden inşası için $8.5 milyar bir fon sağlanacağı belirtildi. Anlaşmaların detayı paylaşılmadı ancak anlaşmalar için ekonomik yardım nitelemesini tercih eden BA Ekonomi Bakanı Abdullah Bin Tuk Elmari, ayrıntıların çok yakında açıklanacağını söyledi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite tercihleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tarihin en yüksek katılımlı sınavında, TYT'de adayların 40 sorudan oluşan temel matematik testinde doğru yanıt ortalaması 8, 20 sorudan oluşan fen bilimleri testinde ise 3.5 oldu. CHP'nin raporuna göre, Türkiye'de nüfusun %60'ı açlık sınırının, %38'i ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Süt ürünlerini her gün tüketemeyen çocukların oranı %42, ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tüketen çocukların oranı ise %62. İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarının rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, kısırlaştırılarak tedavi edilmesi ve rehabilitasyon sonrası alındıkları yere bırakılması yönünde talimat verdi. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puanlık artışla %17.5'e yükseltti. Beklenti %20 yönündeydi. Swissquote Bank'ten İpek Özkardeşkaya şöyle dedi. Çok yumuşak bir normalleşme politikası yatırımcıların güvenini tehdit ediyor ve dolayısıyla TL üzerindeki baskıların artmasına yol açacaktır. Barış Soydan ise şöyle açıkladı. %70'e giden enflasyon karşısında %17.5 çok yetersiz olduğuna göre TL'deki değer kaybı sürecek demektir. Bugün de yeni zam haberleri mevcut. Birçok ilde ekmeğe zam geldi. Ankara'da %40'lık zamla 200 gram ekmek 7 liraya yükseldi. Van'da 210 gram ekmek %50 zamla 6 lira, Osmaniye'de ise 220 gram ekmek %50 zamla 7,5 lira oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen ay ekmeğe zammın %35'i geçmeyeceğini söylemişti. Motorine Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Böylece İstanbul'da motorinin litresi 33 lira 87 kuruşa yükselecek. Ayrıca bedelli askerlik ücreti 122.351 liraya yükseltildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, Kur'an yakma eylemleri nedeniyle İsveç Büyükelçiliğini bastı. Elçilik duvarlarına tırmanan göstericiler, binanın da bir kısmını ateşe verdi. Elçilik çalışanlarının güvende olduğu bilgisi paylaşıldı. Şii lider Es-Sadr'ın destekçileri tarafından gerçekleştirilen baskın, Bağdat yönetimi tarafından da kınandı. Buna karşın Irak, Stockholm'deki Kur'an yakma eylemi öncesinde İsveç'in Bağdat Büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini talep etti. Bağdat yönetimi, söz konusu eylemlerin devam etmesi durumunda İsveç'le diplomatik ilişkilerin askıya alınacağını da belirtiyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de, başıboş bir dişi aslanı arama çalışmaları sürüyor. Halktan kapalı alanlarda kalmaları ve ormanlardan uzak durmaları istendi. Aslanın şehre nereden gittiği bilinmiyor. Zira çevredeki hayvanat bahçeleri ve sirklerden yapılan bir kayıp aslan çağrısı bulunmuyor. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.